Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi Seramik Atölyesi'ne geldik. Begüm Demir Hanımefendi ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii, Begüm Demir, Kütahya Dumlupınar Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. 2 yıldır Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde yetişkinlere ve çocuk grubuna ders veriyorum. Seramik kursunu anlatacaksınız. İlk önce isterseniz seramik nedir? Onunla başlayalım. Seramik kısaca bahsedersek pişmiş toprak demektir. Ortaya çıkışı da M.Ö. 6000 yıllarında Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Çatalhöyük'te kazılarda eski seramik parçalara rastlanılmıştır ve bunlar bulunmadan günümüze kadar 8000 yıl sonrasında gelmiştir. O dönemin uygarlıkların üzerindeki boyalar, kabartmalar o dönemi yansıtmıştır. Aslında seramik ilk olarak bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar su kabı üretmek için, çanak çömlek üretmek için kili keşfediyorlar. Daha sonra da ateşe bunu vererek, pişirerek de orta ürün çıkmış oluyor. Evet efendim. Yapım aşamaları nelerdir? Kullandığınız malzemeler nelerdir? İsterseniz seyircilerimizi gösterip yapmaya başlayalım. Kullandığımız malzemeler kil kullanıyoruz. Modelaj aletlerimiz var. Yapım aşamalarında ilk başta çamurumuzu yoğurma aşamamız var. Bunu yapmamızın amacı çamurun içindeki havayı alıp homojen hale getirmek. Daha sonra biçimlendirmeye geçiyoruz. Biçimlendirme tekniklerinde çimdikleme yöntemi, ilk temel tekniğimiz bu. Sucuk yöntemi, plaka yöntemi, daha sonra kalıp ve torna yöntemine geçiyoruz. Bugün biz ilk olarak çimdikleme yöntemiyle bir bardak yapacağız. Öncelikle şu kadar küçük bir kil alıyoruz. Hafif bir şekilde vurarak çamuru homojen hale getiriyoruz. Hem içindeki havayı almak için. Elimizi biraz nemlendiriyoruz. Çamurun yüzeyini düzeltmek için. Genelde anlatırken öğrencilere mutfak terimlerinden daha çok fazla kullanıyorum. İşte köfte yaparak, köfte açarak ya da hani poğaçada yaparken işte sucuk tekniğini o şekilde kullanıyoruz. Çamurumuzu top haline getirdikten sonra içini hafifçe açıyorum ama çok fazla zeminine inmiyorum. Çünkü zeminin kalın olması gerekiyor ve biz bunu gıdada kullanacağız. Şu şekilde yavaş bir şekilde açıyorum. Daha sonra yukarı tarafını inceltiyorum. Çok acele etmiyoruz. Yavaş yavaş. Aşağıdan yukarıya doğru. Kil, beyaz kil. Aslında seramikte birçok killer vardır. Yani farklı farklı kırmızı kil, beyaz vakumlu ve yüksek dereceli porselen çamur vardır. Ve bunlar derecelerine göre pişirimleri de değişiyor. Daha sonra yüzeyini düzeltiyorum. Aslında çok zevkli bir iştir. Ama ilk derse başladığımız zaman ürünü ne zaman alacağız demeye başlıyorlar. Biraz zahmetli bir iştir. Hemen böyle bir günde iş çıkarıp veremiyoruz. Yapım aşamasından sonra kurutma aşamamız var ve daha sonra fırınlama aşamamız var. Fırınlama aşamasında da 2 gün içinde fırında kalması gerekiyor. Çünkü bunları yüksek derecede pişirdiğimiz için birden açamıyoruz. Evde yapamıyoruz mutfak fırınında. Hem sağlığa zararlı hem fırın için zararlı. Mutfak fırınında sadece çamurumuzu biz kurutma yapabiliriz. Pişirimlerini yapmak için özel seramik fırınlarını da yapmamız gerekiyor. Bu şekilde kabaca şeklini verdikten sonra kulubunu yapmamız gerekiyor. Sucuk yöntemiyle kulubunu şekillendiriyorum. Müşterilerinizde en çok hangi aşamasında yoruluyorlar? İlk çamur yoğurma aşamasında yoruluyorlar. Onu gerçekte böyle hani poğaça hamuruymuş gibi düşünerek bütün güçlerini uyguluyorlar. Yoğurma aşamasında bayağı bir zorlanıyorlar ama belli teknikleri öğrendikten sonra daha kolay hale gelebiliyor. Şu şekilde kulüp tarafını da yerleştiriyorum.
Üzerine böyle motif yapmak isteyenlerse yapabiliyorlar. Pasta kalıplarını kullanıyoruz. Her türlü desen motif yapılabilir. Evet, bu eski dantelleri kullanıyoruz. Dışarıdaki çiçekler, ağaç dokuları. Yani aslında seramik bütün plastik sanat dallarıyla bir bütün. Çünkü seramiği ilk modellerken bir çizim yapmamız gerekiyor. Bunda resimden yararlanıyoruz. Ya da üzerine bir baskı yapmak istediğimizde serigrafiden yararlanıyoruz. Cam zaten seramiğin ayrılmaz bir parçası. Bu şekilde daha sonra bunu kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra 1-2 gün üzerinde tekrardan rötuş aşamamız oluyor. Peki ne tür boyalar kullanıyorsunuz? Kullandığımız boyalar genelde toprak içeren boyalar. Yani gıdaya uygun, sağlığa uygun boyalar tercih ediyoruz. Su bazlı boyalar kullanılamıyor çünkü özel boyalar kullanıyoruz biz. Yani bir bardak ya da tabak yaptığımızda bunu evde kullanmak istiyoruz. O yüzden gıda için uygun boyayı tercih ediyoruz. Kurşunsuz boyalar tercih ediliyor. Boyada da yine yaptıktan sonra bir gün kurutma bekletme aşamamız var. Daha sonra fırına yerleştiriliyor. O da yine 2 gün fırında bekliyor. 2. günün sonunda açıyoruz. O yüzden seramik birazcık hem sürprizli hem de zahmetli bir iş. Hemen bir anda ürün çıkaramıyoruz kaç çünkü. Derecede çamurlara göre değişiyor. Kırmızı çamur 970 derecede pişirimi yapılıyor. Beyaz çamurun 1000 ve 1020, döküm granül çamur 1040 derecede. Aynı şekilde boya ve fırlama da yüksek derecede oluyor. 1020 ve 1040 derecede. Kursiyerleriniz nasıl? Talepler oluyor mu seramik kursuna? İlk başta başladığımızda çok az öğrenciyle başladık. Çünkü seramiği çini ve porselen boyama gibi düşündüler. Yani hazır bir ürün yapabileceklerini. Daha sonra talep artmaya başladı. Çünkü kendini duyurmaya ve göstermeye başladıkça ve ortaya bir ürün çıkarıp gördükçe heves etmeye başladılar. Şu an öğrenci gruplarım yoğun. Aynı şekilde yazın çocuk grubuyla da çalışıyoruz ve çocuklar daha çok hoşlarına gidiyor. Onlar çünkü hayal güçleri çok fazla geniş, beğendirme kaygıları olmadığı için çok güzel işler çıkarabiliyorlar ortaya. Şu an hangi aşamasında? Şu an düzeltme aşamasını yapıyoruz. Kaba taftak birazcık oluşturduk. Daha sonra iç tarafları düzeliyor. İçinin çünkü çok düzgün olması gerekiyor. Biz bu bardağı kullanacağımız için. Biraz evet el becerisine de bağlı. Genelde mutfakta iyi olan hanımlar daha böyle çabuk kolay yapabiliyor. Ama herkes yapabiliyor, yapamayacak diye bir şey yok. Her yaş grubundan kursiyeriniz var mı? Evet, her yaş grubundan var. Genelde bayanlarda işte emekli olanlar ya da çalışan bayanlar işten işte ya da nöbetten çıktığında hani stres atmak için gelebiliyorlar buraya. Çünkü çamur enerjinizi de alıyor, toprağa vermiş oluyorsunuz. Buradan da güzel mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Evet, rahatlatıyorlar. Özellikle çocuklarda daha çok rahatlatıcı oluyor ve veliler bu konuda çok mutlu. Çocuklar burada çünkü enerjilerini harcıyorlar. Aslında eğlendirici bir branş bence. Kesinlikle eğlendirici. Bugün herkese bekliyoruz. İnşallah. Kurslarımız açıldığı zaman. Şu şekilde. Daha sonra altını bunun ayak tarafına yapacağım. Yine onda da sucuk yöntemini kullanıyorum. Sucuk yöntemi dediğiniz hamuru? Yuvarlama masada. Yani bunu da anlatırken işte poğaça yaptığınızda yuvarlama yapıyorsunuz diyorum. Bu şekilde anlatıyorum. Hem onlar için de daha kolay oluyor. Şu şekilde de ayağını yerleştiriyorum. Daha sonra modelaj kalemimde çamurumu biraz eziyorum. Aynı şekilde iç taraftan da. Kullandığımız malzemeyi, aletleri de isterseniz seyircilerimize. Tabii ki. Hocam neler kullanıyoruz, isimler nelerdir? Modelaj kalemlerini kullanıyoruz ilk önce şekillendirmek için. İğnemiz var, tığ da kullanılabilir bunun için. Metal siftere kullanıyoruz. Süngerimiz ve su kilimiz zaten var. Boya aşamasında da fırçamızı kullanıyoruz. Özel boyalarımızı tercih ediyoruz bunlar için de. Sonra bir de sırlarımızı kullanıyoruz. Şu şekilde şekillendirmeyi yaptıktan sonra çamur ilk yaş olduğu kıvamda fazla detaya giremiyoruz. Çünkü ezilmeler, bozulmalar yapabiliyor.
1-2 gün geçmesi gerekiyor. 2 gün sonra da tekrar biz yapmak istediğimiz şeyleri değiştirebilir miyiz? Tabii ki değişebilir. Çünkü çamur tam kurumamış oluyor. Yani kurutmamak gerekiyor. İlk 2-3 gün çok iyi bir kurutma yapılması gerek. Poşetin altında genelde bunları koruyoruz. 3. günün sonundan çamurumuzu her gün böyle 1 saat, 2 saat arayla havalandırıyoruz. Bir hafta içerisinde çalışmamız kurumuş oluyor. Daha sonra zımpara aşamamız var. Zımpara aşamasından sonra zaten bisküvi pişirimine geçiyoruz. Şu şekilde. Ya ben yüzeyini düzelteceğim biraz. Üzerine kabartma model yapmak istediğimizde de çamurumuzdan yine bir parça alıyoruz. Yuvarlayıp üzerine bir şekil çizeceğiz. Genelde ilk etapta böyle kalp yapmayı çok seviyorlar. Kalp yapıyoruz. Kurslarınız kaç hafta sürüyor? Kurslarımız Haziran ayında bitmiş oluyordu. Yani şu an hani... Evet, bu süreçten dolayı şu an ertelendi ve uzadı. İnşallah. Çünkü biz de özledik öğrencilerimize tekrardan çalışmayı. Bu şekilde bir yerine ev yapacağım. Üzerine yine detaylarını giriyorum. Kesinlikle. Yani ilk etapta zaten öğrenciye bırakıyorum ben hayal gücünü. Daha sonra belli teknikleri zaten öğrendikten sonra onlar kendileri ortaya bir ürün çıkarabiliyorlar. Şu şekilde üzerine kabartmalarını yapıştırıyoruz. Yine tekrardan yanına birkaç tane daha yapıyoruz. Malzemeleri her yerden temin edebilir mi hocam? Malzemeleri biz anlaştığımız firmamızdan temin ediyoruz. Yani Aksaray'da şu an yok. En yakın olarak Nevşehir'den temin edebilirler. Biz Kütahya'dan malzemelerimizi sipariş veriyoruz. Killer de özel geldiği için her yerde bulamıyoruz. Tekrardan bir tane daha yapacağım. Evet. Birinci haftadan sonrasında artık zımpara işlemine geçiyoruz bunda. Zımpara işleminde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok hızlı bir şekilde değil, yavaş bir şekilde. Çünkü ürünü kırabiliyoruz hızlı davrandığımızda. Genelde öğrenciler böyle çok acele ettiği için yaptığı hatalardan biri o oluyor. Fırınlama aşaması oluyor. En sonunda da boyama aşaması. Evet, en sonunda da boyamayla bitiyor. Şu şekilde detaylarını. Ürünümüz kuruduktan sonra şu şekilde bir hale geliyor. Kurum aşamasında fırında 2 gün kaldıktan sonra ortaya çıkan ürünümüz şu şekilde. Ham hali beyaz şekilde oluyor. Bu aşamadan sonrasında boyamaya geçiyoruz. Boyanmış halde de seçtiğiniz renklere göre, boyalara göre iki renk de kullanabilirsiniz, tek renk de kullanabilirsiniz. Şu şekilde boyalık oluyor. Bundan sonra artık gıda için uygun kullanıma hazırdır. Yani evimizde aslında kullandığımız tabaklar, bardaklar, endüstriyel olarak mutfakta, banyodaki her şey seramiktir. Ve bunlar bizim elimizden geçiyor, atölyeden çıkıyor. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler. İsterseniz yaptığımız aşamaları programı sonlandırmadan tekrar anlatalım seyircilerimize. Tabii ki. Öncelikle çamurumuzdan bir parça alıyoruz. Hı-hı. Bunu top haline getiriyoruz. Top haline getirdikten sonra çamuru biraz vurmamız gerekiyor ki içindeki havayı alıp homojen hale getirmemiz için. Daha sonra ortasını açarak
Çamurumuzu genişletiyoruz, bir çukur hale getiriyoruz. İster boyunu hani uzatarak, ister elini uzatarak, o sizin vereceğiniz şekle göre. Daha sonra yavaş bir şekilde açtıktan sonra metal fremle yüzeyini düzeltme yapıyorum. Yine yavaş bir şekilde formunu bozmadan. Sonra sucuk yöntemiyle kulubunu yapıyoruz. Kulup aşamasından sonra üzerine kabartma yapmak isterseniz eğer, ben ev olarak yaptım, kabartma yapabilirsiniz ya da dışarıda gördüğümüz ağaç yaprakları olabilir, danteller, pasta kalıpları olabilir. Üzerine baskı yapılıyor. Bu şekilde birkaç gün içinde kurutuyoruz ve daha sonra da tekrardan rötuş aşamasına geçiyoruz. Hataları varsa onları düzeltiyoruz. Bir haftanın sonunda da fırına girmiş oluyor. Begüm Hocam, seramik nedir, aşamaları nelerdir, nasıl yapılır onları anlattı. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.